Açık sorular başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugün açık sorularda nefis konuları konuşacağız. Yoğurdun tarihine gideceğiz, tarhanayı konuşacağız. Kurban Bayramı'na yaklaştığımız bu günlerde et nasıl pişirilir doğru, Türk mutfağının zenginliğinden bahsedeceğiz. Gastronomist, yemek kitabı yazarı Süleyman Dilsiz açık soruların konuğu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bugün çok heyecan. Ben çünkü böyle Türk mutfağını çok seviyorum ve çok da düşkünümdür. Yemeği de çok severim. Eyvallah. Tam böyle sizi yakalamışken o kadar çok soru var ki sormak istediğim size. Buyurun. Nefis kitaplarınız var. Hepsi kucağımda şu anda, tek tek soracağım. Programımızın süresi el verdiği sürece artık sizden takdir aldığımız kadar bilgi almaya çalışacağız. Ama şimdi sizin mesleki hayatınız farklı bir şekilde başlıyor. Ondan sonra gastronomiye bir ilginiz oluyor. Gastronomiye ilginiz nasıl başladı? Önce buradan başlayalım çünkü çok merak ediyorum. Aslında nasıl ilgi başladı? Çok fazla bireysel ve özgür yaşamayı bir yaşam tarzı haline getirince, bir de iş hayatında sürekli seyahatler, yeni tatlar, farklı lezzetler, sıkça yurt dışı seyahatleri. Uzun süre otomotiv çalıştım. Otomotiv sektöründe. Otomotiv yan sanayinde ve petrokimya çalıştım. Dolayısıyla seyahatler bol, stresi yoğun bir iş. Aslında eve geldiğinizde kitabı okumanın, televizyon açmanın ötesinde sizi motive eden, daha hayata dokunur şeyler gerekiyordu. O mutfaktı benim için. Zaten mutfakla gastronomiyi başladı. De sanat olarak tarif ediyorsunuz. %100, değil mi? Evet. Yani gastronomi sanat çünkü... Öyle bir sanat ki beş duya hitap eden tek sanat dalı. Doğru. Yani evet, yani göze de hitap ediyor, kulağa da hitap ediyor, buruna da, yani damağa da aklınıza gelebilecek bütün duyguları karşılayabileceğiniz bir sanat dalı aslında. Onun için gastronomi beş duya hitap eden tek sanat dalı. Şimdi çok değerli kitaplar var kucağımda. Kılçıksız balık, Gourmetpedia, salataya dair her şey, kahvaltıya dair her şey. Yazmaya nasıl karar verdiniz? Yani bu bir yaşam tarzı haline geliyor. Yani bu çalıştığım sektörün bir aslında bana kazandırdığı bir şeydi. Otomotivde esas olan süreçtir, süreci yönetebilmektir. Dolayısıyla hani yazdığım salata, mesela konuya odaklanmayı seviyorum. Ben yani salata, balık, işte kahvaltı, yani bunun tezgahtan sofraya kadar olan tüm süreci, tüm süreciyle birlikte kendi yorumlarımla o tatlara nasıl farklılıklar kazandırabilirim? Çünkü gerçekten mutfaklarımızı yöneten ezberler. Hayatta ne kadar ezbere bağlarsanız bir şey, aslında keyif alma oranınız da o oranda azalıyor. Onun için yeni tatlar, yeni lezzetler keşfetmek en büyük motivasyon, aslında en büyük meditasyon. Gerçekten en çok sevdiğim de emoji budur benim. Yani çok kullanırım. Gerçek bir meditasyon mutfak. Uygulayabildiğiniz sürece, ki eğer uyguladığınız insanlarda iyi enerjiyle sizin yaptığınız insanlarsa, oradaki tat zaten uçuruyor. Yani bambaşka bir tat çıkıyor ortaya. Evet, zaten otomotiv sektöründe çalışırken geldiğim seyahatlerden sonra mutfağa girer. Aynen, aynen. Aslında bir arınma gibi, dinlenme, arınma, meditasyon. Güzel tanım, arınma. Çok çok. Onun için mutfak meditasyondur. Bu hashtag'i de çok kullanırım Instagram'da. Yani ciddi bir motivasyon hayata dair. Şükürler olsun bu konuda bir şeyler yapabiliyoruz, yazabiliyoruz, çizebiliyoruz. Daha iyi şeyler olacak ama bu konuda. Projeler büyük çünkü. Şimdi biliyorum festival girişimleriniz var ama 2006 yılında Dünya Genç Girişimciler Örgütü'nce Türkiye'nin ahlaki en başarılı 10 gencinden biri seçiliyorsunuz. Evet. Nasıl bir çalışma gerçekleştirdiniz? Şimdi aslında orada bu festival fikrinin altyapısı oluştu. Bir doğduğum ilçe var. Ben Uşak'ta doğdum, oranın ilçesinde doğdum. Sonra ortaokulu ve liseyi İzmir, sonra İstanbul. Hep gittiğimde şikayet ederiz böyle bir işte, ya burası kalkınmıyor, büyümüyor, gelişmiyor. Şimdi işte geçmişte şunlar yapıldı, biz bunları yaptık, başarılıyız. Yani bu yaklaşımı, fasiti kırmak istedim orada ben. İndikatör olarak Avrupa Birliği gelişmişlik kriterlerini aldım. 46 indikatöre göre ilçe ne kadar gelişmiş, gelişmemiş, toplum temelli bilgiyi yayıp farkındalığını yaratmaktı orada amacım benim. İşte hane başına düşen internet aboneliğinden tutun da işte yatak başına düşen hasta sayısına kadar bir takım böyle analizlerin olduğu bir çalışmaydı. Sonra bunu JCI Türkiye, Türkiye'nin 10 gencinden biri seçti o kategoride. Ahlaki liderlik kategorisinde bu çalışmalardan dolayı. Sonra yaptığım bu çalışmalar TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu'nda Türkiye'nin rekabetçi politikaları olabilir
statüsüyle yayınlandı. Yani bu benim için esas çok daha büyük bir onur. Dolayısıyla yani hepimiz özümüze sorumluyuz. Çünkü genetik kodumuzu oralar veriyor bize. Yani oraları biz ne kadar iyi beslersek aslında genetik kodlarımızı otomatikman ödüllendirmiş oluyoruz. Daha sağlıklı yaşıyoruz. Özellikle manevi olarak. Onun için her aydının bir şekilde özüne borcu var. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet, çok evet. Güzel bir çalışma aslında. Festival girişimleriniz de var. Evet, festivaller şimdi şuna inanıyorum. Anadolu demek aslında bir farklı farklı uygarlıkların çok önemli izi. Yani 10-12 bin yıllık uygarlıktan bahsediyoruz biz. Her birinin bıraktığı derin izler var ve hepsi rekabetçi olabilecek şeyler. Mesela Balıkesir'de bir kahvaltı festivali, dünyanın ilk kahvaltı festivalini yapmak istemiştim. O proje biraz farklı boyutlara kaydı. Panayır kıvamında kaldı aslında. Şimdi Uşak Tarhana'ya hazırlanıyoruz. Uşak Tarhana, uluslararası bir tarhana festivali olacak. Uşak Tarhana'da ne yapacağız? Michelin yıldızı şefler getireceğiz. Ve o Michelin yıldızı şeflere, bir tanesi İtalyan, artık bunu açıklayabilirim. Bu İtalyan şefle ben orada pizza de yaptırmak istiyorum tarhanadan. Lazanya yaptırmak istiyorum, makarna yaptırmak istiyorum. Bu tür bir hedefler var ama esas tarhanayı farklı kullanma kültürünü geliştirmek istiyorum. Tarhanayı ayrıca zaten ben birazdan evet. soracağım da şunu da çok merak ediyorum. Hı-hı. Şimdi festival nedir, panayır nedir? Sanki ikisi birbirine çok karıştırılıyor gibi. Yani Türkiye'de festival kavramının şu andaki bize yansıtılan, dayatılan panayır mantığı. Festival olması ne demek? Bir şeyi sürdürebilecek altyapıyı oluşturabilmek. Yerelin markasına, yerelin gelirini artıracak fonksiyonlara aktif hale getirerek orada bu farkındalığı yaratmak demek. Mesela dünyada bunun çok başarılı örnekleri var. Gittiğim, katıldığım İspanya'da bir iki tane var örneğin, Fransa'da var, Yunanistan'da var. Bunları modelleyerek bu şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela Uşak'ta laktofermente turşunu ben merkez haline getirmek istiyorum ev tipi üretimle. Bu ne demek? Yoğurt suyu ve peynir altı suyundan turşu yapmak. Probiyotik çünkü bunlar. Artık probiyotik dediğimiz şey eğer bizim mutluluk hormonlarımızın %95'ini eğer tıp bağırsaklarda salgılandığını, immün sistemin, bağışıklık sistemimizin bağırsaklardan ibaret olduğunu düşünürsek aslında probiyotik çok önemli bir şey insanlık evet. için. Onun için bu yoğurt suyu ve peynir altı suyundan turşu denemeler var. İşte bunu halk eğitim üzerinden Uşak'ta il, merkez, ilçe ve ilçelerde tarhana ile birlikte bunu geliştirecek bir planın hazırlığı içindeyiz. Yani festival sürdürülebilir, yerele ekonomik değer ve bir turizm değer zinciri yaratabildiği sürece festival. Çıktım, oynadım, eğledim 3 gün, gezdim, tozdum, yedim, içtim, gittim bir festival değil. Bu panayırdan öteye geçemiyor. Yani onun için... festivalleşmek Türkiye'nin önemli bir turizm kangreni aslında, festivalleşememek. Peki, gelelim tarhanaya. Evet. Çünkü konuş bitmeyecek Hı-hı. bir aslında evet. konu tarhana. Ama merak ediyorum, önce Hı-hı. şunu soracağım. Tarhananın neden çorba olduğuna inanmıyorsunuz? Çorba değil çünkü tarhana. Tarhana yani yüzyıllardır çorba olarak yapmışız. Eskiler, daha eskiler bunu aş olarak değerlendirmişler. Yaklaşım, şu anki yaklaşım çorba. Şu anda dünyada trend çeşniler, condiments dediğimiz olay. Gastronomideki trend. Çünkü insanlar artık farklı tatları alabilmek istiyorlar, tatmak istiyorlar. Anadolu'da bu tür çok fazla baharat karışımları falan var. Yani garam masala vardır Hintlerde mesela. Hı hı. Garam masala 6 ya da 7 baharatın karışımıyla yapılır. Tarhana da öyledir mesela. Yani baktığınızda yöreden, bölgeden, ilden ile, evden eve değişir. Tarhananın da o kapsamda şeyi var. Mesela tarhanadan bir chips yapabilirsiniz, bir krep yapabilirsiniz, tarhananın bir omlet yapabilirsiniz. Var? Önce onu bir hatırlayalım isterseniz. Tarhananın içinde ne var? Bir kere probiyotik değer oluşturan yoğurt var, un var, şeyler var, mevsimde sebzeler var. Örneğin nedir bu sebzeler? Domatestir, biberdir. Hı hı. Mesela tarhanaya bir fonksiyonel değer kazandırmak istiyorum. Festivalle hedefledim o aslında benim.
Yapımı da aslında bayağı meşakkatli. Meşakkatli bir şey tabii ki. Ve ciddi bir gelenek. Yani mesela Türklerin göç aldığı yoğun Anadolu, bu Malazgirt Savaşı sonrası yoğun belli kavimler, roboyların olduğu yerde tarhana kültürü çok baskın mesela. Bunun aynısı ben Sibirya'da da benzerlerini gördüm. Mesela Türkmenistan'da da gördüm. Mesela atala diye bir çorba var. Aslında temeli bu. Yoğurt ve unun karıştırılıp kurutularak kışlık hazırlanması olayı. Yani dolayısıyla tarhananın kültürünü siz İran'da da çok baskın görebiliyorsunuz. Lübnan'da da görebiliyorsunuz. Mısır'da kiske olarak görebiliyorsunuz. Macaristan'da karşıma tarhana festivali çıktı biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Yani böyle tarhana festivali çıktı. Böyle şok oldum yani. Türklerin düzenlediği bir festival mi? Yok orada Budapeşte'ye çok yakın bir şehirde yapılıyor bu festival. İnanamadım yani hala şokundayım yani gerçekten. Gerçi panayır kıvamında ama mesela Macaristan'dan da şefler gelecek. Şimdi 8 ülkeden şef getiriyoruz. Lübnan'dan geliyor, Azerbaycan'dan geliyor. Mesela Aliyev'in kendi şefi gelecek buraya. Bu şeflerin orada nasıl uyguladığını, yani bir kültürel kesişme sağlamak istiyorum tarhana üzerinden. Aslında tarhana bizlerin bir uygarlığının çok önemli bir değeri. Yani biz bu değeri ne kadar kutsar büyütürsek aslında o kadar sağlıklı olmamız anlamına geliyor. Evet. Çünkü yerel özlem çok. Yani yerel değerlere ne kadar sahip çıkarsak o kadar sağlıklıyız. O kadar özümüzü, kendimizi bulmamız anlamına geliyor yani. Mesela tarhananın neden sadece çorba olduğuna inanmıyorsunuz dedim. Değil çünkü dediniz. Mesela tarhana cipsi dediniz. Evet. Şimdi ben merak ettim mesela nasıl tarhanadan cips yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorum biliyor musunuz? O kadar basit ki aslında. Hazır cipsler yerine düşünsenize evdesiniz, cips yapacaksınız. Yumurtanın akını ayırıyorum sarısıyla akısını. Akını tarhanayla çırpıyorum. Çırptıktan sonra kafama göre aromatik şeyler katıyorum artık ne uygunsa. Sarısını mı tarhanayla çırpıyorum? Akıyla tamam. Tarhanayı çırpıyorum. Tamam, çırptıktan sonra içine ne yapıyorum? Keten tohumu atıyorum. Bazen çörek otu atıyorum. Artık ev hanesi veyahut da konuklarım neyi seviyorsa onu atıyorum. İçine baharatlar atıyorum. Bazen bu kekik oluyor. İşte bazen tarhun oluyor. Artık neye göre değişirse karabiber oluyor. Fırın kağıdının üzerine fırçamla sürüyorum bunu. Yani böyle sürerek. Yaklaşık önceden ısıttığım fırında eğer böyle biraz yumuşak tatlı istiyorsam 20 ile 25 dakika arası. Biraz daha çıtır kıvam istiyorsam bir 3-4 dakika daha fazlası. Sonrasında da bir yoğurtlu sos yapıyorsunuz. Evde böyle ailecek çatıştırıyorsunuz. Çok merak ettim. Deneyeceğim. Deneyin. Kesinlikle deneyeceğim. Peki siz daha çok nasıl kullanıyorsunuz tarhanayı? Nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Bütün soslarımda var aslında. Bütün soslarımda aklınıza ne geliyor? Hatta Seferihisar'ın bir tarhanası var. Seferihisar tarhanasının özelliği içinde damla sakızı, İzmirlisiniz bilirsiniz. Evet. Damla sakızı ve karanfil var ve sütten yaparlar. Hani biraz probiyotik etkisi sorgulanabilir ama mesela bundan bir dondurma deneme hayalim var. Çok güzel bir fikir. Yani, acaba nasıl bir tat olur? Tatlı, damla sakızı içinde karanfil olan bir şey deneyeceğim mesela. Kesin çok değişik ve lezzetli olabilir evet. diye tahmin ediyorum. Mesela bu uşak tarhanasından da biraz böyle ekşimsi bir dondurma niye olmasın mesela? Uşaklı olmanızın biraz tarhanaya farklı bir sempatizin olmasının da şey olabilir mi? Ya tabii ki etkisi var sonuçta. Özüm yani ben o özü yadsıyamam yani yadırgayamam onunla büyüdüm. Hı. Benim annem babam onunla büyüdü sonuçta onun genetik kodlarını taşıyorum ben de onunla büyüdüm. Hı. Yadsıyamam. Tarhana benim için bir sembol aslında. Yani tarhanaya verdiğim her bir değer aslında benim özüme verdiğim, ülkeme, vatanıma, sevgimin bir sembolü. Çünkü yereli o kadar küçümsemişiz ki, yani dünya mutfağında bakıyoruz Türkiye algısına, Türk mutfağı algısına. Dünyada ne algılanıyoruz? Döner kebap, şiş kebap. Ne algılıyoruz da başka? Baklava, Türk kahvesi. Saysanız 7 ya da 8 tanedir değil mi? Ama yani İddiam şu, bütün bu kitapların yazarı olarak, Türk mutfağı, Anadolu mutfağı, bütün dünyadaki beslenme trendlerine cevap verebilecek kadar zenginliğe sahip bir potansiyeli var. Yani siz bugün paleo diyetinin temellerini Anadolu'da bulabilirsiniz, biliyor musunuz? Mesela Malatya'da bir festivaldeydim. Malatya'da 44 tane vegan köfte tarifi kendim tespit ettim. Vegan köfte diyorum size. Şimdi bugün veganların en büyük sıkıntısı tarif
konusundaki darboğazdır. Çok fazla tarif yoktur aslında. Evet. Yani onun için hani orada mesela dut yaprağını kullanmış, kiraz yaprağını kullanmış. Mesela buğdayın farklı işlemlerine göre köftesinin içinde onu kullanmış. Sarma olarak kullanmış, çiğ olarak kullanmış. Yani farklı farklı. Yani bunları ben neden mutfaklarımda görüyorum? Niye bunu pazarlamıyorum dünyaya? Böyle bir kitapta gelebilir mi acaba? Bu öncelim değil. Olabilir de öncelim değil. Başka nasıl yetişeceğim var diyorsunuz? O kadar aynen çok proje var ki. Ama keyifli şeyler tabii. Evet, evet, kesinlikle. Evet. Şimdi tabii önümüz Kurban Bayramı. Biraz sizi burada yakalamışken doğru et pişirme tekniklerini ve taktiklerini, hı-hı, sizden alalım istiyorum. En evet doğru şekilde et nasıl pişirilir? Yani et konusu tabii önemli bir konu. Özellikle kurban eti. Hı-hı. En büyük yaptığımız hata hayvan kesildikten sonra hemen eti tüketmek. Hmm. Aslında eti bir süre dinlendirmemiz gerekiyor bizim. Ne kadar bir süre yani dinlenmeli bir et? Yani en aşağı bu 6 ila 8 saat. Yani etin daha uzmanları var. Ben hani eti çok bilerek hiçbir zaman için konuşmadım ama damağıma güvenerek konuşuyorum ve evimde pişirdiklerime göre konuşuyorum. Bu işin daha otoriteleri var. Tabii burada dinlendirmek esas çok önemli. Dinlendirdikten sonra eğer çok ızgaradır ya genelde, en büyük bugün kanser vakasının ciddi hortladığı bir döneme giriyoruz. Biz 2023'ten sonra inanılmaz kanser vakaları artacak. En büyük nedeni pişirdiğimiz gıdalardaki karbon yoğun şeylerin karışımların yani o asitlerin ortaya daha fazla çıkması. Ve onlar ortaya çıktığı için de onları yediğiniz zaman karbon zaten kanserojen ciddi anlamda. Yanmış halde geldiği zaman. Yani bir kere eti közlendikten sonra ateş söndükten sonra ısısıyla pişiriyor olmamız lazım. Yani onun bizim o ateşiyle pişiriyor olmamız aslında bir anlamda sağlıksızlığa davet. Hı hı. Tabii burada hijyen önemli. Bir de porsiyonlama çok önemli. Yani evet kurbanda et şey yapıyorum ama her birini böyle kullanacağım miktarlara göre poşetleyerek koymak gerekiyor. Hı hı. Eti çok iyi dinlendirmek gerekiyor. Isıyı çok uygulamamak gerekiyor ete ve her şeyin ötesinde paylaşabilmek gerekiyor bunları. Yani bunlar çok önemli değerler. Yani bizim beslememiz gereken değerler. Ama hani bir düşüncem vardı aslında bu festivaller paralelinde. İllerde ya da yapacağımız yerlerde mutfaklar kurarak insanlara pişirmeyi anlatmak. Gerçekten pişirmeyi bilmemenin çok fazla sağlık dezavantajı var. Yani sebzeyi, otu, baharatı nasıl kullanacağım, sebzeyi nasıl kullanacağım? Yani ben sebzeyi kullanırken acaba gerçekten öldürüyor muyum besin değerlerini? Acaba hafif bir blanşem etmem lazım? Yani bunları çok iyi toplum temelli bizim yaymamız gerekiyor. Sebze nasıl en doğru şekilde pişirilir peki? Çok ısı uygulamayacağız. Çok ısı uygulamayacağız. Yani çok böyle öldürünceye kadar kızartmayacağız. Öldürünceye kadar haşlamayacağız. Çok yağı mutlaka neyle pişirirsek pişirelim ortamı ısısını iyi sağlamamız gerekiyor. Tava da yapsak iyi ısınması lazım. Yağın da iyi ısınması lazım. Mesela bir mekana gittiğimde mesela balık yediğimde falan benim için indikatördür gelen balığı. Mesela şu sıra yenebilecek en makul balık denizin kuru fasulyesi, istavrit. Yani yağı kızdırmadan bir balık geldiği zaman onun yağ emdiğini görürsünüz. Ya da defalarca kullanılmış eğer bir yağla pişmiş geliyorsa önünüze, onda da şöyle bir sıkıntı vardır. Dışı çıtırdır, içi çiğdir mesela. Onun için hani bu yağın şeyin pişirme özelliğini, ısıyı pişirdiğimiz şeye iletme özelliğini kaybetmemesi için yağı da çok kullanmamız gerekiyor. Yani bunlar böyle çok acayip programlar pişirme teknikleri yani. Çok önemli diyorsunuz evet, zaten özel evet. Balıkla ilgili olan zaten önümüzdeki dakikalarda balığı ayrıca soracağım. Evet, çünkü tamam. Balık pişirmek bir sanattır diyorsunuz. Pişirmenin çok fazla önemli olduğunu altını çize çize vurguluyorsunuz. Fakat etle ilgili tekrar şunu da sormak istiyorum. Et pişirirken baharat kullanımı da çok önemli değil mi? Tuzunu ne zaman koyacağın, mesela kekik çok yakışır bence ete. Ama onun da bir süresi var. Yani öncesinde koymamak mı gerekiyor, son ocaktan alırken mi koymak gerekiyor? Özellikle kavurma daha çok yapılır diye biliyorum. Hani Kurban Bayramı'nda yapılır ve dağıtılır. Ne zaman uygulanmalı baharatlar? Baharatlar ne zaman uygulanmalı? Baharat çok ısıyı seven bir şey değil aslında. Örneğin karabiber çok mutfağımızın
temelidir. Ondan bahsedelim. Mesela karabiberin yanma noktası 120'ler seviyesindedir. Yani biz pişirirken başta karabiber kullanmamız, aslında bunu evde de herkes deneyebilir. Ve küçük bir kağıdın içine karabiberi koyun, atın, çıkarın mesela fırında, tadın, çok acılık hissedeceksiniz. Yani yediğiniz her şeyi bastırır. Yani ben balık yiyorsam orada astolist balıktır. Yani balık astolist olduğu yerde onun destekçisi veyahut da o sahnedeki başka bir şeyi onun önüne geçirmemem gerekiyor. Pişirmenin temel dinamiği bu. Neyi pişiriyorsak pişirelim. Ha, baharatı önceden mi koymalıyız, sonradan mı koymalıyız meselesi. Marine ediyorsak, aromayı içine vermek istiyorsak evet. Hı hı. Ama pişirirken değil de pişirmesine yakın olarak koymak. Özellikle yeşillikleri ve baharatı bu çok önemli bir dinamik. Maalesef pişirmenin başında koyup biraz eti öldürüyoruz aslında. Şimdi birçok yerde işte et pişirirken şunlara dikkat edin diye yazılar okuyoruz. İşte et ya yüksek ateşte pişirilmeli, çok fazla suyu bırakmamalı, tekrar suyu çekmemeli, sertleşir gibi. Bunlar doğru bilgiler mi? Doğru bilgiler, evet. Yani aslında her şeyin tadı suyunda. Bir şeyin suyunu çıkarırsanız, insan ilişkileri de öyledir ya. Yani suyunu çıkarırsanız, suyunu kaçırırsanız tadını kaçırırsınız. Yani onun için bir şeyin tadını vermek demek, onu kıvamında pişirmek demek eğer saklamayı düşünmüyorsanız. Mesela ortalama besinlerin su değeri yaklaşık %80'ler mertebesindedir. Pişirme dediğimiz olay da bunun 50'ler mertebesine getirilmesidir. Eğer saklamayı düşünüyorsak da 20'ler mertebesine getirmektir. Yani dolayısıyla suyunu kaçırmayacağız. Çünkü her şeyin tadı suyunda. Şimdi o zaman şöyle sormak istiyorum anlayabilmek adına. Lütfen. Ev ocaklarında biliyorsunuz. Orta ocak mı olacak? Bu yüksek ısıdaki ocak mı olacak? Şimdi burada pişirdiğiniz kabın çapı önemli. Anlatabiliyor muyum? Çap orta boy bir tencereye o zaman orta boy bir tencereye. Evet. Boyutumuzu düşünelim. Buyurun. Tamam. Orta ateşteki ocağımıza yerleştirdik. Tamam. Tencerenin ısısını açtık, yani yükselttik, eti içine attık. Evet. Bundan sonra ne yapıyoruz? Şimdi burada önemli olan kural şu. Bir kere en çok yapılan şey mutfaktaki hatalardan biri bu. Açıyoruz son şeye, pişince, bitirinceye kadar son ateşte götürüyoruz. Halbuki önemli olan ortam ısısını sağladıktan sonra pişirme kabını her şekilde ısıtmamız gerekiyor. Isıtmadan koymamak gerekiyor. Buna yağ da dahil. Önce tavayı, mesela ben evde nasıl yapıyorum? Biraz tuz atıyorum. Tuz attıktan sonra o ısıyı, çünkü yağ koyacağım için yağın sıçramasını önler tuz atmak önden. Ondan sonra yağını atıyorum. Yağ belli bir kızgınlığı attıktan sonra neyi kızartacaksam öncelikli olarak sert sebzelerden başlayarak ya da meyvelerden, etlerden yumuşağa doğru koyarak belli bir tıngırdatma noktasına getirmeye çalışıyorum. Yani bu ortalama, nasıl söyleyeyim size, örneğin etin iç sıcaklığını demeyeyim, onu ölçemezler de diyelim ki yağda kızartıyorum. Mesela 160-170 derecelerde falan kızarması lazım yağın. O kızarıklığı, o ısı noktasını yakaladıktan sonra en soğuk halde atmam lazım onu. Yani demek istediğim şu, buzdolabından tuttum ya, buzdolabında mesela kızartırken, buzdolabından çıkardıktan sonra onu mesela et kızartıyorum. Hafif unlayıp da yağ atmam. Yani soğuk olması gerekiyor. Tamam. Hani ki gerçekten yağla temas ettiğinde o şokla et kızarabilsin, et kıvamını alabilsin. Yani bunu yakalamak gerekiyor. Aksi halde sıcak sıcak olunca şey olmuyor ama ortam her şekilde sıcak olacak. Evet. Yağı belli bir sıcaklığa getireceğiz. Ondan sonra pişireceğimiz şeyi atacağız. Pişireceğimiz şey de mümkün olduğunca soğuk olduğu sürece onun pişirmesi, suyun kaçması daha az ve daha yağı hızlı reakte ederek daha hızlı pişirme imkanı verecek. Mesela şimdi siz böyle anlatırken bizim daha farklı pişirdiğimizi anladım. Çünkü normalde kap konur ve yağ konur, ikisi aynen beraber ısınır, aynen değil mi? Aynen. Bu o zaman doğru aslında bilinen bir yanlış. Değil. Önce evet, doğru bildiğimiz bir yanlış bu, doğru. Tavanın ısınması gerekiyor. İyice ısınacak ve ondan sonra yağ konulacak. Doğru. Ve aynen öyle. Pişireceğimiz neyse çok soğuk olacak. Aynen ve soğuk öyle. Sıcak bir araya aynen getirilecek. Öyle. Isıtarak, ısıtı yavaşarak. Bazıları gıdaları yüksek ateşte pişiririz, bazıları kısık ateşte. Ama sonrasında pişmede belli bir sıcaklığı yakaladıktan sonra kısmak her zaman pişirdiğimiz şeyin kıvamını daha iyi verir. Bir de zaten bir süre sonra ele alışkanlığı olacaktır bunlar. Oturuyor yani. Peki şimdi kesin bizi izleyen izleyicilerimiz diyordur ki biz 170 dereceyi nasıl tutturacağız? Çok basit.
Nasıl? Diyelim ki yağda kızartıyorsunuz. Yağda bir parça ekmek attığınız zaman ya da evde bir mısır tanesi attığınızda 2-3 saniyede böyle hafif kahverengileşerek yağın yüzüne çıkıyorsa o yağ hazırdır. Kızartabilirsiniz. Öyle mi? Mısır tanesiyle o zaman. Evet, aynen öyle. O patlar böyle. Hazırdır. O yağda kızartabilirsiniz o zaman. Tamam. 170 evet. dereceyi mısır yani tanesiyle öyle, ölçebileceğimizi evet, öyle de öğrenmiş olduk. Güzel bir taktik evet. oldu aslında. Evet. Teşekkürler. Şimdi bir virgül arası vereceğiz Lütfen. Sohbetimize. Reklam aramız var. Reklam arasının ardından önemli konular konuşmaya devam edeceğiz. Yoğurdu konuşacağız. Tabii ki. Şimdi yoğurdu bizim kültürümüzde olmazsa olmaz mutfağımızdaki yiyeceklerden biridir. Besin değeri de sağlıksal açıdan da çok önemlidir. Doğru. Ki sizin yoğurt üzerine de çalışmalarınız var. Bir başvurunuz var UNESCO'ya. Evet. Onları da detaylı şekilde Süper. Konuşacağız. Sonra doğru balık nasıl pişirilir? Artık süremiz Oraya yeter gelelim. Mi bilmiyorum ama kısa tamam. bir ara aranın ardından evet. açık sorular devam edecek. Teşekkür. Aranın ardından açık sorular devam ediyor değerli izleyiciler. Gastronomist, yemek kitabı yazarı Süleyman Dilsiz'le sohbetimize devam ediyoruz. Araya gitmeden önce aradan sonra yoğurtla başlayacağız evet. demiştim. Şimdi yoğurt milli yiyeceğimiz Türk mutfağının olmazsa olmazı. Nasıl, ilk defa nasıl yapıldığını, aslında nasıl bulunduğuna dair bir bilgi var mı? Çok bununla ilgili farklı farklı düşünceler var, farklı farklı söylenceler var, farklı farklı... efsaneleşmiş şeyler var ama bana en mantıklısı işlerinde sütün taşınırken renit diye bir karın zarında bulunan mayalanmayı sağlayan bir madde var. Onunla koagüle olarak yani çökertilerek katılaşması şeklinde bir algı daha mantıklı geliyor. Hı hı. Birçok söylenti var, birçok şey var ama bunda net şudur dememiz çok mümkün değil açıkçası. Peki sizin UNESCO somut olmayan kültürel varlık kategorisine başvurunuz olmuş Doğru. bildiğim kadarıyla. Neye dayanarak, neden bu başvuruyu yaptınız? Neden yaptım? Yoğurtla ilgili bir ciddi seyahatlerim oldu. En son İran'daydım. Şimdi tekrar Bulgaristan'a gideceğim. Dolaştığımız tüm coğrafyalarda yoğurdun kültürüne dair çok ciddi izler var. Mesela Sibirya'daki bir yoğurt yapım ritüeliyle Anadolu'daki Toroslardakinin birebir aynı olduğuna tanık oldum ben. Kelimeler, jargonlar, yapış teknikleri, ritüeller hepsi birbirine. Bunlar çıkacak olan Kültür Bakanlığı yoğurt kitabımın basımını üstlendi. Onlar bu kitap çıktığında da hep beraber şahit olacağız. Yani bu süreçler aynı. Dolayısıyla bizim kültürümüze ait bir şey ki en büyük kanıtı 400'ün üzerinde deyim mi atasözü var yoğurdun içinde geçen. Yoğurt geçen. Bizim kültürümüze ait. Kesinlikle bizim kültürümüze ait. Çünkü niye? 271 dile eğer Türkçeden yoğurt olarak geçmişse bu bir kültürümüzün izi. Şu iddiamdı benim UNESCO'ya başvururken. Yakutça'da 2500 yıllık dilin varlığından söz edilen Yakutça'da eğer yoğurt geçiyorsa... mesela bin kusurlu yıllarda Divan Lugati Türk'te yoğurt geçiyorsa, Budist Türk metinlerine biz yoğurtla karşılaşıyorsak bu bizim kültürümüze ait. Yani bizim kültürümüzden daha eski kimse bunun onlara ait olduğunu ispat edebilecek bir kanıt sunma imkanları yok. Buna güvenerek böyle bir başvuru yaptım ben. Çünkü Yunan, mesela Grek yoğurt diyoruz, Yunanca'da Y harfi yok. Evet yani Yunan mutfağının yoğurdu sahiplenmesi evet. de bir ara çok tartışıldı. Siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya? Yani ben mutfakların coğrafyası olduğuna inanmıyorum. Yani şöyle bir musakkayı siz Suriye'de de yiyebilirsiniz, İran'da da yiyebilirsiniz ki tattım bunları. Bir Azerbaycan'da da yiyebilirsiniz, bir Türkiye'de de yiyebilirsiniz, Yunan'da da yiyebilirsiniz, Bulgar'da da yiyebilirsiniz. Bunlar hani bir kültürel interaksiyon, etkileşimle olabilecek şeyler. Ama yoğurt bir icat. Yoğurt bir icat, bir topluma ait olan bir icat. Ve gittiği her coğrafyada onun izini getirmiş. Mesela çıkacak olan yoğurt kitabımda 365 tane yoğurttan tarif var. Mesela 65 tanesi çorba. Mesela bunun 14 tanesi cacık. Yani 27 tanesi ayran. Ama dolaştım Sergio. Mesela Etiyopya'dan da ayran tarifi var. Malatya'dan da var, Susurluk'tan da var, Bulgaristan'dan da var,
İran'dan da var, Hindistan'dan da var. Yoğurtla yani, yapılan yüzlerce tarif var. Yani sadece aynen o kadar öyle geliş bir aslında bizim mutfağımız var ki bir yoğurttan bile yüzlerce tabii, tarifimiz yani var. Bu değerli bir şey. Ama tabii buradaki olay şu, yoğurt bizim mutfağımızda. Mesela benim dedem, rahmetli dedem, 104 yaşında öldü. Şöyle bakıyorum, hayatında iki tane dinamiği çok net hatırlıyorum. Bir, yoğurdun kahvaltıda dahil mutlak öğünün bir parçasıydı ki yoğurda şey derdi dedem, tuzluk derdi. Mesela rahmetli babaannem de katık derdi mesela. Yani sofra katıksız galiba olmaz. Evet, mutlaka gibi yoğurt gelirdi. Mesela dedemin sabah kahvaltısında şeyle pekmezle yoğurdu karıştırarak tüketirdi mesela. Ve 104 yaşına kadar yaşadı. Yani demek istediğim, bu çok önemli bir kültürel değer. Yani bunu sürdürmek gerekiyor. Yani milletler benim diyebilir ama sonuçta bir realite var. UNESCO da buna bakacak. Evet, bir kültürel varlık olarak bunu koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Dilimde 400 tane atasözü var. Ne yapmışım? Benim 272 dile Türkçeden geçmiş yoğurt kelimesi. Ne yapmışız burada? Yoğurttan türevleri geliştirilmiş birçok ürünler var. Dolaştığım her coğrafyada, ki Anadolu'ya dağılan, yoğunlaşan Türk boylarının yaşadığı yerlere bakarsanız hep karşınıza yoğurt ve türevlerinin sık kullanıldığı ürünler karşınıza çıkar. Bunun aynısını Suriye'ye modelleyin, bunun aynısını Bulgaristan'a modelleyin, bunun aynısını İskandinav'da bazı ülkelere modelleyin. Bunun aynısını Polonya'da belli bölgelere, Litvanya'ya modelleyin, bir İzlanda'ya modelleyin. Mesela buralarda hep yoğurdun çok güçlü izlerini görüyorsunuz. Bir takım böyle ritüellerini görüyorsunuz. Çünkü o coğrafyaları da gördüm ben, Letonya'yı, Litvanya'yı. Yani dolayısıyla yoğurt aslında Türk uygarlığının çok ciddi bir sembolü. Peki yoğurt evde yapılınca mı gerçek yoğurt oluyor? Yoksa hazır tüketilen yoğurtlarda aynı besin değerine sahip mi sizce? Şimdi buna şöyle bakmamız lazım. Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soru için. Evde yapılan yoğurt tabii ki değerli bir yoğurt. Ama sütün kalitesinden bahsetmemiz lazım burada. Yani bugün sütlerde yoğun kullanılan hayvanlardaki antibiyotik direkt sütlerine yansıyor. Sütün kalitesiyle doğru orantılı. Hani burada şu belki daha doğru yaklaşmak olabilir. Hangi sütü kullanmalıyım ki daha güzel yoğurt yapayım? Bana göre keçi sütü ve manda sütü. Kısmen koyun sütü, en son inek sütü. Evlerde yapılan yoğurt, tabii süreci siz yönetebildiğiniz için evet. Evlerde yapılan hata şu yoğurt meselesinde. Fokur fokur kaynatıyoruz. Yoğurdu, pastörizasyonu biz 82-83 derecede yakalarız. Yani çok kaynatmamak gerekiyor ki besin değerleri ölmesin. Özellikle mineral açısından. Dolayısıyla kaynattıktan sonra mayalamayı mesela rahmetliler küçük parmakları ya da dirsekleriyle ölçerlerdi ısıyı. Yani o bir ritüeldi onlar için. Mesela 42-43 derece sıcaklığında yakaladığımız sütte mayaladığımızda istediğimiz kalitede yoğurdu elde edebiliriz ki daha ekonomik dışarıdan alınana göre. Burada bir önemli şey de yoğurdun mayası. Çünkü çok fazla Avrupa Birliği uyum yasalarından sonra Türkiye'ye yurt dışından şeyler geldi, mayalar geldi. Yani dolayısıyla uzun süreli saklanmasının en temel dinamiği yoğurdun aslında baktığınızda bu yeni gelen mayalar. Aslında bizim Türk yoğurdu dediğimiz mayanın iki tane temel yoğurdun mayasında iki tane temel bakteri var. Basilikus'la bifidum. Bu ikisi gerçek yoğurdu bize sağlıyor ki ekşi olması lazım. Hı hı. Mesela yeni jenerasyon asla evde yapılan yoğurdu benimsemiyor. İlla hazır yoğurt olacak. Ya ki hijyen ve temizlik olduğu sürece. Siz nasıl yoğurt seviyorsunuz? Ya ben biraz Türk tipi seviyorum hala yani. Biraz ekşi olacak. Ekşi olacak. Yani onu seviyorum, gerçekten seviyorum. Sizin yoğurtla ilgili denemeleriniz de var çok değil mi? Çok fazla var, evet. Farklı sularda. İtalya'da bir profesör var. Onunla yazışıyorum. Farklı sularda, işte farklı sütlerle yaptığı denemeler var. Ben aynılarını burada uyguluyorum. Ona göre grade'ler var, işte dereceler. Bir en yumuşak yoğurt, beş en katı. Mesela şu anda evde yaptığım yoğurtlarda ben istediğim kıvamı, istediğim sütle yakalayabiliyorum. Ama bunun herhalde belli bir formülü var İlla sizde değil mi? Var ama hani bunu aslında açıkça söyleyebilirim. Herkesin de bilmesinde bir sıkıntı görmüyorum. Biraz tuz ve karbonat atıyorum ben mayalarken. Mayanın içine onu karıştırarak kullanıyorum. Ama bu tuzun ve karbonatın da mutlaka bir ölçüsü vardır. Evet, ölçüsü ne kadar var.
Yani şöyle düşünün, 1 litre için yaklaşık bir çay kaşığının ucu kadar, bir çay kaşığının ucu kadar da karbonat atacağız. Biz daha ne Onu yapalım değil mi? Nasıl? Onu karıştırıp da mayaladığınız zaman katı bir kıvam elde edebilirsiniz. Öyle yani. Biraz tuz, biraz karbonatla istediğiniz kıvamda yoğurt yapabilirsiniz Aynen diyorsunuz. Aynen öyle ama burada tabii, sütle. Kesinlikle. Burada belirleyici olan en önemli şey maya sıcaklığınız 42-43 dereceye geçmeyecek. De besin değeri için 83'ü geçirmeyeceksiniz. 83 dereceden fazla kaynatmayacaksınız. Yani fokurdamayacak. Böyle tıngırdamaya başladığında alacaksınız ocaktan. Mayaladıktan sonra peki sıcakta mı tutmak gerekiyor? Nasıl tabii oluyor? Belli bir sıcaklıkta tutmak gerekiyor. Bir 6 saatle 8 saat ortam ısısına göre, nerede mayaladığınıza göre. Sonrasında biraz havalandırıp ondan sonra buzdolabını almanız gerekiyor. Son zamanlarda oldukça gündemde olduğu için merak ediyorum, size de sormak istedim. Lütfen. Şimdi yoğurttan bu kadar konuşunca kefire nasıl bakıyorsunuz? Çok müspet bakıyorum. Çünkü artık hayatı algılayış biçimim benim. Bağırsaklardaki bakterileri biz ne kadar sağlıklı kılabilirsek o kadar sağlıklıyız. Peki kefirin evde mayalanması mı önemli var. Yoksa yine kefir, hazır mayası tüketim zor mi? Bir maya biraz. Tabii ki bu mümkün. Ama bunun ötesinde kefir tüketiminin mutlak temel basic bir probiyotik değeri olduğu için tüketilmesi gerekiyor ki ara öğün olarak. Yani hayatımızın işte sabah kalkınca değil ara öğün acıktığınızda bir çay bardağı içi olmak sizi tokluk verecektir bir süre. Evet oldukça yani da sağlığa yararlı bir besin değil mi? Çok şimdi tabii süremizin sonuna gelmeden biraz vakit ayırmak istiyorum. Çünkü sizin Kılçıksız Balık kitabınız inanılmaz derecede severek okunuyor. Evet. Çok da meraklılar bu kitaba. Çünkü balığa dair her şeyi o kadar güzel anlatmışsınız ki biz balık severler olarak. Şimdi tam bir balık tutkunusunuz biliyorum. Ve seviyorum. Balık bir hayat biçimidir. Pişirmesi ise sanat diyorsunuz. Gerçi sohbetimizin başından beri pişirmenin sanat olduğunu, her besinin pişirmenin sanat Tabii olduğunu söylüyorsunuz. Da sizin balık tutkunuz nereden geliyor? Ya açıkçası çocukken benim babam öğretmendi. Hani memur işimi bilir yaklaşımın şey versiyonuydu babam. Hafta sonlarını bir şeyler yaparak üreterek balık alıp satardı babam. O balıklar da sazan balığıdır. İşte genelde tatlı suda turna falan. Oralar beni çok etkilemişti çocukken satarken. Çünkü onun fileto alındıktan sonraki o şeyleri Sait Faik'in öykülerinde de geçer o. Kadın elbiselerine benzetir böyle. Çünkü bir ayelinde Sait Faik Balık ve Öykü Festivali. Tescilini aldım onun için rahatlıkla bunu dillendirebiliyorum. Yani böyle kadın kıyafetine benzetir onu. Gerçekten öyledir yani böyle ışıl ışıl verebileceğiniz, hepsini bütün hale getirebileceğiniz bir güzelliktir o. Hani o bir ritüeldi. Mesela balık pişirmek bizde bir ritüeldi mesela. Hani oradan etkilendim. Yani gittikçe Akdeniz ülkeleriydi iş yaptığımız ülkeler. Hep deniz ürünleriyle aşırı neşirdim. Yazmaya karar verdim çünkü gerçekten buna benzer bir kaynak yoktu. O boşluğu doldurduğumuzu da düşünüyorum. Peki bizim yemek kültürümüzde balığın yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz sıkıntılı. Sıkıntılı. Kıyılarda tüketiliyor olsa da aslında iç sularımızda ciddi potansiyel var. Yani balık tarımı yapmak anlamında. Hani devlet politikalarıyla bunların biraz daha iyileştirilerek toplum temelli tüketimin arttırılması gerekiyor. Çünkü balıktaki omega 3, hayvansal omega 3 en değerlisi ki beyin bunu üretemiyor. Biz ne kadar omega 3'ü hayvansal gıda olarak alırsak o kadar beyin ve ruh sağlığımız ve kalp sağlığımız için olmazsa olmaz. En az haftada kaç gün balık tüketmek lazım? Bununla ilgili çokça şey var ama 2 denir genelde. 2 denir, 3 denir. Ama bir zevk ya, bir keyif. Değil mi? Yani anlatabiliyor muyum? Yani şu an ne yiyeceğim? Bir sürü kültür balığı, tezgaha gidiyorum. Hep kültür balığı. Bana göz kırpan bir tek istavrit var. O da tavadan başka bir şey olmuyor. Kültür balığı ne demek? Onu bir kültür balığı ne demek? İzole bir ortamda yeminin ve gıdasının belli bir kontrol ve standartta balıkların üretilmesi demek açıkçası. Çokça yaygın bu. Artık dünya buraya gitmek zorunda. Hem popülasyon artışı, çok fazla nüfus artıyor ve talep karşılanıyor. Bir şekilde bunun yapılması gerekiyor. Hani illa doğa balığı, doğa balığı. Evet, doğa balığı yemeliyiz. En ideal doğa balığı ama çevrenin bu kadar kirlendiği bir ortamda belki kültür balığı tüketmek daha
bize cazip gelecek önümüzdeki dönemlerde. Şimdi o zaman hemen şunu sormak istiyorum. Dip balıkları ve yüzey balıklarını da anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü evet. Şimdi hangi balıklar dip bir öğrenelim, hangi balıklar yüzey balıkları, hangisi yani arasında ne gibi fark var, hangisini tüketmek gerekiyor ya da hangisini tüketmek daha sağlıklı? Evet, şimdi bu sorunun cevabı şu, dip balığı ne gibi balıklar dip balığı? Aslında balık etini ikiye ayırıyoruz biz. Balık eti ne demek? Balığın etinin, balık kanı bir grup balık var, beyaz etliler, karaciğerinde depolarlar. Diğerleri var, siyah etliler, onlar da kaslarında depolar. Mesela palamut gibi, uskumru gibi, kılıç balığı gibi bunlar siyah etli balıklar. Diğer balıklar da solungaçlarında, mesela morina balığı gibi, dülger balığı gibi, efendime söyleyeyim barbun balığı gibi, lüfer gibi, levrek gibi. Bu balıklar, sazan balığı gibi, bu balıklar beyaz etli balıklar. Dolayısıyla siyah etli balıklar kasta kaslarını tutanlar daha çok ağır metalleri bünyelerinde tutmaya yatkındır. Aslında dip balığı olmasının, yüzey balığı olmasının sağlık açısından çok büyük bir şey olduğunu iddia edemeyiz. Bunu çürüten birçok neden var mesela. Mesela midye bir dip balığı mıdır? Mesela balık olarak denizde yaşayanları kabul edersek midye bir sonuçta kabuklu. Ama hani yaşadığı için... Mezgit mesela, dip balığı mı? Değil. Mezgit. Mesela mezgitte ağır metal tutma oranı düşük. Mesela bir palamutta, uskumruda, bu makarel dediğimiz grupta, kılıç balığında bunlar da çok yüksek. Bunlar siyah etli. Bunlar fazla. Ama bir barbunda, bir levrekte, bunlar da mesela şey de dahil buna, size söyleyin, kefal balığı da. Çok fazla kasınamaz. İçinde sadece iç organları biraz grileşir. Öyle şey olur ama yani balığın sağlıklı nereden tutulduğu önemli. Bunu takip etme imkanımız da yok. Evet. Sanki kültür balığına meyil daha çok artacakmış gibi, tezgahlarda daha fazla yer alacakmış gibi. Ama besin değeri açısından bir farkı yok değil mi kültür balıklarının? Birçok araştırma bunu böyle söylüyor, evet. Ama olup söylüyor. Olmadığı, yani bir... ikna olmadım. Ben henüz daha ikna olmadım. Öyle mi? Çünkü hazır yem. Çünkü hazır yem demek bir anlamda antibiyotik demek, hazır yem demek GDO'su değiştirilmiş mısır ve türevlerini kullanmak gibi. Ama hani bunun Avrupa'da eğer 4 balıktan 3'ünü bizim ülkemizde üretilip ihraç ediliyorsa aslında bu da Türkiye'deki kültür balıkçılığının ne kadar iyi bir yere geldiğinin de çok ciddi kanıtı yani. Peki şimdi biraz pişirme sanatından bahsedelim. Evet, lütfen buyurun. Nasıl pişirilir? Tabii balığın mutlaka çeşidine göre herhalde değişiyordur ama balık en doğru şekilde nasıl pişirilir size göre? Bu tamamen etiyle alakalı. Yani siz eğer yağlı bir balık pişiriyorsanız bunu yağda pişiremezsiniz. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Palamut balığı, hamsi balığı tavada olmaz, yağda olmaz. Hamsi balığı yağda olmaz. Çünkü denizlerimizin en yağlı 3 balığından birisidir hamsi. Ama genelde hamsiyi kızartıyor. Genelde evet, genelde yağda yapılır. Hani tavaya plate kabul ettiğimiz, az yağlayarak kızartmayı bir nebze kabul edilebilir. Hamsinin en çok yakıştığı şey bana göre ızgarası, bana göre salamurası. Yani bir mezeleştirme konu. Onların ikisini çok seviyorum ama hani tava bu bir kültür. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün biz siyah etli balıklardan çorba olmaz deriz ama ben hani Finlandiya'ya gittiğimde orada içtiğim somon çorbasının tadı hala damağımda. Hani böyle genelleme hani kültür daha baskın burada. Somon balığı da mı siyah etli? Evet. Yani dip balığı mı oluyor? Hayır, dip balığı değil. Yani siyah etli balıklar ve beyaz etli balıklar hem dipte de yaşayabilirler, hem yüzeyde de yaşayabilirler, pelajik de olabilirler. Önemli olan burada vücut yapıları onların daha zehirli ya da zehirli olmamasını belirliyor. Siyah etli balıklar demiştim ya hani kanı kaslarında, yağı kaslarında depolarlar. Beyaz etli balıklar solungaçlarında depolarlar. Yani siyah etli balıklar daha fazla ağır metali bünyelerine almaya meyilliler. Daha fazla. Yani daha çok cıvası yüksek olan balıklara baktığımızda hep siyah etli balıklar çıkıyor karşımıza. Onu anlatmak istedim yani. Tamam. Yani bazıları bu siyah etlilerin yüzeye yakın, bazıları dip balığı. Mesela bir kalkan balığına bakıyorsunuz, dip balığı. Mesela ondaki cıva miktarı yüzeydeki mesela diğer istavritle diğer balıklarla kıyasladığında daha düşük oluyor. Halbuki dip balığı.
Ya yani bunun gibi yani. Çok da lezzetli oluyor değil mi? Çok kalkan net, balığında evet. Şey eti. Peki şimdi pişirme sanatından devam edelim. Lütfen. Hamsinin mesela yağlı bir balık olduğunu ve kızartılmaması gerektiğini aslında söylediniz. Evet. Başka hangi balıklar için nasıl tavsiyeler verebilirsiniz? Mesela lüferin olabilecek en iyi versiyonu kesinlikle ızgara. Mevsiminde ama. Aslında her şeyi mevsimine tüketmek lazım. Şu an hangi balığın mevsimi? Şu an her daim isabet. Çok şey. Kısmen barbun, kısmen tekir, kısmen kupes. İstavrit balığı da omega 3 açısından çok zengin bir balık değil mi? Omega 3'ten ziyade kalsiyum. Kalsiyum. Daha ziyade. Tabii balıkların hepsi omega 3 içeriyor ama mevsiminde daha ziyade böyle gezer balıklar daha fazla. Hı. Daha saldı. Mesela lüfer gibi, ne bileyim. Hamside de çok yüksek. Özür dilerim, yanlış söyledim. Hamside, uskumruda bunlarda yüksek omega 3 var. Yani fazlaca. Yağlı balıklar daha ziyade aslında. Nasıl pişirilmeli peki bu balıklar? Şu an mevsim itibariyle sadece ızgara. Izgara. Ama mesela istavrit her mevsim. Hani denizin kuru fasulyesi denir. Bana göre tava. Tavadan başka bir şey değil ama istavritten son dönemde çiroz yapıldığını da biliyorum. Yani çirozların çoğunun istavritten yapıldığını biliyorum son dönemde. Artık ıskumru yok çünkü. Mesela siz tarhanayı balık çorbasında da kullanıyorsunuz. Amanın, onu da mı yakaladınız? Ya nasıl kullanıyorsunuz? Şimdi bu taktiği de merak ediyorum. Şimdi unla bağlarlar ya çorbaları kıvam vermek için. Ben onu tarhanayla yapıyorum. Tarhana ve yoğurtla, yoğurdun suyuyla. Nasıl bir lezzettir? Çok çok değişik bir lezzeti olduğunu düşünüyorum. İlla, illa. Bir gün yapalım. Evet, peki yani, hangi balıktan yapıyorsunuz? Balık çorbayı mı? Evet. Çorba benim şöyle, bir balıkçım var, belli balıklar var. İşte minakop gibi, eşkine gibi, lipsos gibi mesela ya da yani bu tür beyaz etli balıklar daha çok. Yani onların kafaları, kılçıkları, onları alıyorum, kaynatıyorum. Onları sadece çorba olarak da kullanmıyorum aslında. Benim dondurucu kaplarım var. Onların içine aromatik otlarla koyup şey yapıyorum, donduruyorum. Yani kullanacağım zaman bazen mesela bir poşe yapacağım ya da bir buğulama yapacağım. Onları orada da kullanıyorum. Yani sadece onları çorba gibi değil. Yani o artan kafaları, o iskeletleri kaynatarak suyunu elde ediyorum. Ondan yapıyorum çorbaları. Peki balık İskorpit, yeme... özür dilerim söylemedim. Evet, iskorpit. Ben de az önce konuşuyordum. evet. Balık pişirmeyle ilgili ya da balığın yenmesiyle ilgili en sık karşılaştığınız doğru bilinen yanlışlar nedir mesela? Aslında bir de şöyle sormak istiyorum. Mesela derler güzel ki soru. Balığa limon sıkılmaz. Sıkılır mı, sıkılmaz mı? Bu bence bir damak sıkılmaz. Tadı mı? Sıkılmaz bence. Neden? Çünkü balığın soğutan bir şey. Balığın tadı. Ya balık yiyorsam asolist balık ya. Balık yemek istiyorum ben. Yani limon bana göre kurşun sıkmakla eşdeğer bir şey yani. Balığa kurşun sıkın daha iyi. O kadar şey görüyorum ama bunu limon suyunda siz marine edersiniz. Okey. Bu bir tercihtir. Ya da bunu şey yaparsınız. Siz söyleyin. Bir sos yaparsınız mesela zeytinyağı ile beraber. Mesela az yağlı bir balıktır mesela. Onu tüketirken bunu anlayabilirim ama direkt limonu sıkmak... Tadı bastırıyorsunuz. Evet, içkiler için de geçer. Mesela rakı ile balık olmaz, rakı balık olmaz. Olmaz yani, böyle bir realite yok. Çünkü balığın tadını anason bastırdığı sürece o ikili doğru bir kombinasyon değil. Peki mesela hemen şunu da söyleyeyim, limon sıkılmaz dediniz. Peki sizin başka karşılaştığınız doğru bilinen yanlışlar var mı? Mesela hamsinin yağda, derin yağda kızartılması. Az önce yani zaten yağlı. Söylediğim şeylerden biri o. Ne bileyim, az yağlı, hiç yağsız, mesela tekir gibi bir balığın tava dışında değerlendirilmesi. Mesela ızgara yapan yerler falan görüyorum. Mesela yani suyunu kaçırmadığınız sürece yaptığınız her hareket balığa doğrudur aslında. Mesela bazen sosyal medyada böyle tariflerde dikkatimi çekiyor. Buğulama balık yaptıkları zaman tepsiye balıklar diziliyor. Üzerine bol sebze konuluyor mesela. Tamam. Domates, biber, ezberimiz maydanoz. Zaten bu bizim mutfağımızın evet ezberi. Evet, mesela limon dilimleri. O zaman mesela o balığın tadını bastırmıyor mu o sebzeler? Balık su bırakıyor fırında pişerken. Aynen. Sebzeler suyunu bırakıyor. Balık o suları
O suyla evet. pişiyor. Ona evet. nasıl bakıyorsunuz o zaman? Şimdi şöyle bir şey aslında burada. Bir yöntem olarak aslında bu yanlış bir şey değil. Yani ikisinin bir arada pişmesi ama yani bir kaba içine atıp yapamazsınız mesela. Bir domatesi bana göre koymak, yani sulu anlatabiliyor muyum? Yani onu çok şey yapmamak, çok abartmamak lazım kullanıyorsanız da. Yani onu belli bir seviyede tutmanız gerekiyor. Belli bir seviyenin üstünde onu kullanmanız demek aslında otomatikman balığın lezzetinin önüne geçecek. Başka şeyleri devreye sokmanız demek. Hep diyorsunuz yani, zaten asolist balık. Balık, evet. Gerisi hikaye yani balık. Her şey yani orada asolist balık. Çok teşekkür evet, ederim. İyi ki geldiniz. Sayenizde çok değerli bilgiler ol, paylaştınız ve biz de çok değerli bilgiler öğrendik. Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben de mutlu oldum. Açık soruları noktalıyoruz değerli izleyiciler. Hoşçakalın.